İspanya'dan bildireceğim vlog serisinin ilk videosuna hoş geldiniz sevgili monkitoları. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Mini bir saat çalışmasıyla başlayalım. Sabaha karşı 4.30. Son las 4 y media de la madrugada. Saatler hakkında daha detaylı çalışmak isterseniz sağ üst köşeye ilgili videoyu bırakıyorum. Havaalanındayım. Estoy en el aeropuerto. Bu arada benim biletim Pegasus'tandı. Pegasus son dönemde kabin bagajı politikasını değiştirmiş. Eskiden 8 kiloya kadar bir kabin bagajı ve kişisel eşyalarınızı taşıyabileceğiniz bir çanta alabiliyordunuz. Sırt çantası dahi alabiliyordunuz ama şu anda kilo sınırı olmaksızın tek bir parçaya izin veriliyor. Ben bel çantasıyla gitmiştim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama sırt çantasıyla gelenler de vardı. Yine de temkinli olmakta fayda var. Biraz da fiyatlar hakkında bilgilendirme yapmak istedim. Hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda aynı menüyü gösterdim. Menünün İspanyolcası çok karıştırılıyor. Menü şeklinde kullananlar var. Yalnız bunun doğrusu carta. O yüzden herhangi bir restorana gittiğinizde la carta por favor şeklinde isteyebilirsiniz. Yurt dışı çıkış harcı pul ödemeniz gerekiyor. Son dönemde bu 50 lira. Hemen pasaport kontrolünün önünde 2 adet böyle makine kurmuşlar. İster nakit ister kredi kartıyla ödeme yaparak pulunuzu teslim alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu yeni bir sistem, büyük ihtimalle daha önce görmemiştim ama pasaport kontrolünde eğer çipli pasaportunuz varsa sıra beklemenize gerek kalmıyor. 5-6 adet düzenek kurmuşlar. Pasaportunuzu makineye okutuyorsunuz, kapılar açıldıktan sonra yüzünüzü bir kameraya gösteriyorsunuz, kabul aldıktan sonra direkt olarak geçiş sağlayabiliyorsunuz. Mükemmel bir sistem, gerçekten 2 saniyede halloldu bütün geçiş. Hiçbir şey görünmüyor şeklinde bir cümle kurmak isteseydik eğer, görmek anlamına gelen ver eylemini kullanmamız gerekirdi. Ver görmek, verse şeklinde dönüşlü kullanırsak görünmek, görülmek manasına gelir. No se ve, nada dersek de hiçbir şey görünmüyor demiş oluruz. Madrid'e vardık. Ya hemos llegado a Madrid. Varmak manasına gelen llegar eylemini kullandık. Varmak, ulaşmak. Yakın geçmişte çektik çünkü az önce varmıştık yani. Yakın geçmişi daha detaylı çalışmak isterseniz yine sağ üst köşeye video linkini bırakıyorum. Pasaport kontrolündeyim. Burada her seferinde çok fazla insan oluyor. Bir 15 dakika kadar falan bekledik. Çıkışta da doldurmamız gereken sağlık formları var. Online bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Hemen çıkışında onu soruyorlar. Oraları çekememişim ama Madrid'e iner inmez yemek yedim. Daha sonrasında bir İspanyolca dersim vardı, onu verdim. Şimdi de biraz yürüyüş yaptım, bir patlamaya geldim. Ama hava o kadar çok soğuktu ki yani. Çok fazla değil, böyle bir 20 dakika sonra falan eve döndüm.
Mahallede çok sevdiğim bir Çin lokantası var. Oraya davet edildim. 9.30 falan gibi işte akşam yemeği yemeye gittik. Burada zaten hep çok geç yiyorlar yani. 11 gibi kalktık restoranda. Biz her birimize sebzeli börek, daha sonrasında ortaya yumurtalı, hindi salamlı ve bezelyeli pilav, bir tavuk tabağı, bir kırmızı et tabağı, bir de erişte söyledik. Bu yaz balkonumda sebze yetiştirmek istiyorum. Burada Çinlilere ait çok büyük bir dükkan var. O yüzden saksı bakmaya geldik. Kocaman, İspanyolca'da enorme demek. Kocaman bir dükkan var dersek eğer. Hay una tienda enorme diyebiliriz. Tienda dükkan, hay var. Hay una tienda enorme. Kocaman bir dükkan var. Fiyat olarak da çok uygunlardı ama kumaş saksılar var, taşıması biraz daha rahat. O yüzden internetten sipariş verdim. Her şey var demek istersek ay de todo şeklinde bir cümle kurmamız gerekir. Ay var todo. Her şey de denden demek. Yani her şeyden var. Her şeyden mevcut. Bu Semana Santa'da yedikleri özel bir tatlı. Bizim yumurtalı ekmeğin tatlı hali diyebiliriz. İçerisinde süt, yumurta, tarçın bulunuyor. Cumartesi gecesi de böyle bar, kafeterya tarzında bir yere geldik. Mahalle aralarında bol bol bu tarz barlardan bulunuyor ve bazıları mutfağı gerçekten çok güzel. Normalde dışarıda oturuyorlar aslında. Çadırlarda daha fazla insan oluyor ama hava çok soğuk olduğunda hemen içeride oturmayı tercih ettim. Buranın patatas bravas ve patatas aliolisi çok güzel gerçekten ama el değiştirmiş. Eskisi kadar güzel değildi. Biraz da fiyatlar hakkında bilgilenelim. Kart başvurusu yapmak için harç ödemem gerekiyor. Burada bankaların böyle garip bir çalışma sistemi var. Mesela müşteriyseniz işte kasalar bir saatten bir saate açık. Müşteri değilseniz sadece salı ve perşembe günleri açık atıyorum. O yüzden bankada bir işiniz varsa mutlaka saatlerini kontrol ederek gidin. Thank you.
kıyametimi buraya aldırmaya geldim. Randevunuza 20 dakika kala sıra numarası alabiliyorsunuz. İçeride 4 tane sandalye var. O şekilde bekliyorsunuz. Zaten rahat ilerliyor yani. 5-10 dakikada hallettik. Buçuk gibi öğle yemeği yedik. Burada çok geç yemeğe alışık olduklarından öncesinde hamam ve peynir atıştırdık. Buradaki kimlik kartını alabilmem için sadece parmak izi verme aşaması kaldı. Hepsini bir günde halletmek istediğim için saat 7.30'a polis randevusu aldık. Alcobendas'a gidiyoruz. Çok tatlı bir polise denk geldim. Bütün işlemler 5 dakika kadar sürdü. Kartınızın nerede olduğunu kontrol edemiyorsunuz. Arayıp soramıyorsunuz da. O yüzden en güzeli 40 gün sonra yine aynı yere gidip kartı teslim almak. Şimdilik 40 gün kadar bekleyeceğim. Zaten 90 günlük bir Schengen vizem vardı. Bununla istediğim gibi ülkeye giriş çıkış sağlayabiliyorum. Başka boş günüm olmadığı için aynı zamanda market alışverişini de aradan çıkarmak istedim. Uzun zamandır Mercadona'ya gelmeyi bekliyordum. Çok büyük bir markete gittik ama bunu dilerseniz yorumlar kısmına belirtin. Ekstra olarak bir de market video çekmiş oluruz. Burada kullandığım sim kartı Türkiye'de unuttuğumdan bir de sim kart almam gerekti. Yeni sim kart alabilmek için burada ücret ödemiyorsunuz. Türkiye'de 100 küsür kadar olması lazım. Çok güzel tarifeler var. En uygun olarak 7 euroya 10 GB internet elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Digi'de bunlar bir sonraki aya devrediyor. Yani kullanmadığınız GB'lar diyeyim bir sonraki aya devrediyor ve o şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda 10 euro ödeyip 20 GB internet de edinebilirsiniz. Sınırsız araması da mevcut. Son olarak manava uğradım ve biraz avokado, mango ve muz aldım. Biraz size manavla göstereyim istedim bu arada. Sonra da akşam yemeği yemeye geçtim. Madrid'deki ilk haftam böyle geçti. Daha fazla vlog görmek isterseniz eğer haftalık olarak devam edebilirim. Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videonun sonunda gelecek olan ekrandan daha fazla videoya erişebilirsiniz. Aynı zamanda ortadaki maymuna basıp kanala abone de olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.